günaydın değerli arkadaşlar. Aydın abimiz sağ olsun İstanbul'dan ve 14 Adventure elektrikli tek tekerini aylardır bekliyordu. Artık dayanamadı bir gün daha kargo sürecine. İzmir'e kadar bizi ziyarete geldi. Şimdi birlikte tek tekerini açacağız. Hem bu sayede bir açılışı yapmış olalım, hem ürünü incelemiş olalım. Bu güzel anı, bu mutlu anı da sizlerle paylaşmış olalım istedik. Aydın abicim öncelikle tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana bırakıyorum abi. diğer tarafı. Bismillah. Falçatayla zorlanırsan makas verebilirim. Falçatayla zorlanmayız inşallah. Bismillah. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu taraftan aç abi istersen. Cihazla görürüz. Ne güzel mutluluk. Değil mi? İnsan içi kıpır kıpır. Yani. Vallahi hep. Şöyle buraya da buralım. Hep. Yalnız Aydın abi, arkadaşların ricası üzerine cumartesi günü gönderdiğim V14'ler oldu. Açtığım bazı V14'ler oldu kontrolle başladı. Ya gerçekten buram kalite kokan bir cihaz. Şu paketi açtığım an çok şaşıracaksın abi. İnşallah. Altı mı? Aç. Baba. Sen aç bakalım. İlk defa bir ve 14 yıl hep YouTube'da seyrede seyrede. Yıllar binersin ha. İnşallah, 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 inşallah. Vallahi 3 gün izin. Üç gün izin aldım. Zaten 2 günümü onda geçirmek istiyorum yani. Her şeyi de. Ve 14. Altındaki poşeti de alayım. Şimdi arkadaşlar da merak ediyor V14'ü. Hepsi Kingsoc S22'li. Onlar da merak ediyor. Şimdi bunun çok özel bir açılma yöntemi var Aydın abicim. Eski kolileri gibi böyle cihazı içinden çıkaracağız diye kollarımızdan vazgeçmiyoruz. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burayı açtık. Kutuyu açmıyoruz abi. Buraya bir aparat yapmışlar. Şöyle mandalı içe doğru kısıyorsun şuradan. Hı-hı. Bunu çekiyorsun abi. Tekrar koyarken yine tabii, takıyoruz. Tabii kapatırken de kolay paketleme yöntemi yapmışlar. Bunları bir kenara alalım. Çok güzel. İki tane de arkasında var. Bu petli giriyor mu içine yoksa petleri evet. Çıkartıp da mı tekrar tutuyor? Ya şöyle ben pedin kutunun içerisinden çıktığını düşünmüştüm. Aslında öyle değilmiş. Hı hı. Ayrı bir kutunun içerisinde göndermişler. Yedek parça paketlerini de ben ayrı açtım. Arkadaşlara petsiz göndermişim V14'leri. Evet. Bugün kargo yapacağız onları da. İnşallah. Evet. Cihazı açtığımızda şöyle bir tane kullanım kılavuzu karşılıyor bizi. Evet. Sonra yan güç petlerini takacağımız tablaları fabrika V14 Adventure kutusu içerisinde göndermiş. Birazdan bunları yapıştıracağız yanına. Şarj aleti, bataryası bunlar. Evet. Bir tane charger, şarj aleti. Bir tane power kablosu çıkıyor. Birazdan açınca sizlerle de birlikte kontrol ederiz ama üzerinde ben var diye hatırlıyorum. Bu koruyucu ekipmanları galiba fabrika ek olarak, hediye olarak göndermiş diye düşünüyorum. Üzerinde takacak bir yer var mı? Yok, açmıyoruz abi. Açmıyoruz. Onu kontrol edeceğiz. Aha. Şimdi sabırsızlık bu beyaz yeni nesil kilitlerin avantajını şimdi göreceğiz Aydın abi. Tut abi şurasından. Vaa. Evet. Çok yukarıdan. Çıkarması zor. Rahat olmuş değil mi? V11'i kaldırıyorduk şeyden yukarı. Yatırıyoruz. Çekiyorduk. Evet, şimdi şöyle biraz geri alayım. Cihazımız görünsün güzelce. Evet, bunu böyle şimdi güzelliğine bak ya. Fındık gibi ya. Hem küçük nasıl hem abi? Süper abi. Ya gerçekten maşallah. Her defasında her yeni cihazında hayretle kalmamızı sağlıyor. Nasıl böyle yapıyor bu adamlar? Kalite konusunda üzerine yok abi. Yok. Immotion başka yok. Evet, ilk açılışı yapacak mısın Aydın abicim? Yapacağız. Nasıl yapacağız? Turuncu düğmeye basılı tutuyoruz. Turuncu düğme evet. Bu mu? Şimdi fabrika modunda olduğu için fabrika modu açılacak direkt. Evet. Tamam mı? Telefonumuza InMotion mobil uygulamasını indirdik mi? Yok. Telefon çarptı da olsun. Onu indirelim abi öncelikle. İstersen benim telefonumla da yapabiliriz. Seninkiyle yap. Benimkinde. Şimdi. Tamamdır. Düğmesi de çok. Yağmur su geçirmez. Şey yapmaz. Suya dayanıklı. Bence fabrika modundan en son çıkaralım çünkü şöyle bir adet kutunun içerisinde alttan geliyor. Nedir o? Kingston. Yatış. Park standı. Ha, park standı. Yatırmak için. Bunu monte etmemiz gerekiyor. Daha önce hiç monte etmedim. Çıkabilir misin abi? Ona da bir bakalım. Kingston'ımızı cihazın altına alıp zaten
stand üzerinde kanallar var. Yukarı doğru direkt kaldırabilirsiniz. Şimdi. Çok. Açılmamızı yapıyoruz. Şu an cihazımız fabrika modunda açıldı. InMotion mobil uygulamasına bağlanıyoruz. Evet, cihazımızı buldu. Bağlan diyoruz. Şu an bağlandı. Burada ilk açılan ekranda burada görünen seri numarasının bizim cihazımıza ait olduğu söyleniyor. Bu seri numaralı cihazı kendi üzerinize kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Diğer yandan da ilk açılış ekranında mobil uygulama bize ürünün üzerindeki her parçanın ne işe yaradığını, hangi parçanın hangi düğmenin nerede olduğunu anlatan bir görselle ekran açıyor. Kabul ediyoruz. Sonuna kadar okumadan kabul etmemize izin vermedi. Şu an aktivasyonu yaptık. Motor gücümüz yerine geldi. Parça alıştı gördüğünüz üzere. Bu aktivasyonu yapar yapmaz cihazınızın garantisi de başlıyor arkadaşlar. Fabrikaya direkt bildirim gönderiliyor ve bize düşüyor. Confirm diyoruz. Devam. Evet. Şu an ilk çalıştırmayı gerçekleştirdik. Bir tane güncellememizin olduğu söyleniyor. Güncellemeyi birazdan yaparız. Bir farını görmek istiyorum. Oo, lambamızı kapatalım. Karanlıkta bakayım Aydın abi. Şuna bakar mısın ya? Çok BMW gibi ya. Çok güzel. Çok şahane. Evet, gerçekten çok güçlü bir far var. Yalnız çok bu far biraz kısık hala hareket halindeyken artıyor. Veya şeyde mobil uygulamadan gücünü arttırabiliyoruz. Evet. Trolley'imiz burada. Çok güzel. Tamam. Lambayı tekrar açayım öyle gösterelim. Usta abi. Hı-hı. Çok güzel. Bana bırakabilirsin abi. Şöyle bir etrafını döndürmek istiyorum cihazı. Evet arkadaşlar. V14 Adventure cihazımız bu. Gerçekten aşık olduğum bir cihaz. Beni hayretler içerisinde bıraktı. Şimdi yan petlerimizi montajlamaya başlayalım sizlerle birlikte. Tamamdır. Parçalarımız burada. Önce bir yönünü teyit edelim arkadaşlar yapıştırmadan önce. Yanlış bir işlem olmasın. Pedal takodu tarafını oturtuyoruz. Bantları açtıktan sonra. Sonra pil kutularının ön tarafından böyle hidalayarak yapıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben doğruluğunu teyit ettim. Biraz daha size çevireyim cihazı. Parçamız nereye bırakmıştık? Gerçekten değil mi Aydın abi? Nasıl? Abi mükemmel ya. InMotion her zaman. InMotion her zaman. Aynen öyle. V13'te de gerçekten çok güzel cihaz yaptı. Ağır ama. Kalite anlamında zaten hiçbir zaman tartışılmadı InMotion'un kalitesi ama ağırlık beni yıldırdı abi. Bir haftada sattım. Ben kendime de açtım V14. Ağırlık evet. Bu ağırlık olarak da çok ya, ideal bir cihaz. İdeal kalabalık bir ortamda onunla yani dolanamazsın. Oturtturduk. Ön taraflardan dışarı taşmaması için parmağımla sıfırlamasını alıp pet yapıştıracağımız parçaları, tavlaları yerine uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını yapalım. Bunları çıkartayım mı Aydın abi? Fark et. Burada yine aynı şekilde önce alt tarafı oturtuyoruz. Pil kutusunun ön tarafına altı sıfırlıyoruz. Sonra yukarı kadar kontrol ediyoruz. Dışarı taşma var mı yok mu? Aynı şekilde ürünü yerine oturtup bastırarak güzelce uyguluyoruz. Şimdi bunların güç petleri. Güç petlerimiz de böyle ayrı bir kutu olarak yedek parça kutularının içerisinde göndermiş fabrika tarafından gönderilmiş. Güç petlerimiz de bunlar. Biz bu güç petlerini sürerken uygulamak istiyoruz. Doğru montaj yapabilmek adına. Şimdilik sadece size gösteriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Güç petleri 3D malzemeden değil arkadaşlar. Bu arada öyle tel tel dağılma olabileceğini zannetmiyorum. Çok güzel bir dokusu var. Zannediyorum ki kauçuk da değil. Kauçuk olsa çünkü çok ağır bir malzeme olurdu. Polipren malzemeden üretildiğini düşünüyorum bunun ben. Birazdan uyguladığınca göreceğiz nasıl bir dediğim var. Bu arada arkadaşlar üreticiler, elektrikli tek teker üreticileri ve diğer lastik üreticileri cihazların üzerindeki lastiklere kaç PSI hava basmanız gerektiğini
Lastik yanağında küçük harflerle belirtirler minimum değerini ve maksimum değerini. Bakalım V14 Adventure için ne değer belirtmişler? Evet. V14 Adventure elektrikli tek tekerimizin lastik üreticisi lastik üzerinde maksimum 36 PSI hava basmamız gerektiğini belirtmiş burada. Bizim SIBOB'umuz da burada 36 PSI hava içerisinde var mı yok mu? Şimdi onu kontrol edip ilk sürüşten önce tamamlayacağız. Sizlere de kontrol etmenizi öneriyorum. Genelde bekleme süreci ve fabrika sürecinden dolayı düşük havayla geliyor fabrikadan ürünler. 36 PSI demiştik, değil mi? Evet. 36. 36 PSI'den Benim de hava alacak. basacağım 36 PC. Maksimum 36 Ha, olacak. 40'a Yine 41. 32'nin 33'ün altına da düşmemeye özen göster. Çünkü kendi bekletme sürecinde de lastik havalar düşebiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sürüş için tezgahtan cihazımızı indiriyoruz. Bakalım Aydın abimiz bir denesin. Pedimiz bu şekilde arkadaşlar. Küçük parçanın da altında şöyle bir bu kemikleri, kilit mekanizmalarını yerleştireceğiniz delik bulunuyor. Öncelikle iki pedi şu şekilde birbirine kilitliyoruz. Hem hareketli olmuş oluyor, yumuşak yapmışlar o parçayı, sert bir plastik değil. İstediğiniz gibi kendi ayarınıza uygulayabilirsiniz cihaz üzerinde. Bu parça da bu şekilde. Kuradıktan sonra kendi bacaklarınıza göre, kendi konforunuza göre ya da sürüş açısına, ayaklarınızın pedala basış açısına göre kendi ayarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi InMotion yine bizi şaşırtmadı. Her zamanki gibi mükemmel, kusursuz bir ürün üretmişler. Aydın abimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Teşekkür abi, ederim. şöyle bacağımla tutayım, sana bir hayırlı olsun Tokas. Allah Güzel razı olsun. günler Teşekkür kullan abicim, ederim. hayırlı olsun. Hadi. Evet. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.